Merhabalar. Tekrar karşınızdayım. Hızlıca konularımıza geçmek isterim. Ben bu video içerisinde genel dünya ve ülke ekonomimizi değerlendirirken finansal beklentilerim hakkında bilgiler bulacağınız gibi gelecekte paranızın değerini koruma ve tasarruflar sağlayabilmeniz adına önemli fonları, hisse senetlerini, kripto paraları, değerli metal ve madenlerin yanı sıra döviz, konut ve elbette ki taşıt piyasalarına da göz atacağız. Elbette bunların yanında aşağıdaki teşekkürler butonunu kullanarak bana birebir soru sorma şansınız da var. Bir önceki videoda teşekkürler butonu üzerinden gelen bütün soruları cevapladım. Lütfen soru soran arkadaşlar kontrol ederlerse çok sevinirim. Ve ben konularımızı anlatırken eğer bu video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, ve en azından teşekkürler yazmayı unutmayınız. İlk konumuz ülke gündemine dair olacak. Çünkü birkaç kelam etmek zorunda hissediyorum kendime. Çok uzun zamandır tekrarlıyorum ve tekrarlamaya da devam edeceğim. Bu ülkenin çok uzun zamandır iki büyük temel sorunu var. İlki su götürmez bir gerçek olan ekonomik problemler. İkincisi ise mülteci ve göçmen sorunudur. Bu ikisini birbirinden ayrı tutmak bile anlamsızdır. Çünkü birbirlerini tetikleyen unsurlardır. Bunların dışında yaratılan gündemlerin, yaratılan algıların hiçbiri bu ülke için gerçek gündemler değildir. Ekonomik sorunlar ve göç sorunları haricinde kalan gündemler, yaratılan gündemler bence teferruattır. Yaratılan algı ve oluşturulan suni gündemlerin amacı bu iki temel sorunumuzdan sapmaktır veya üzerine örtmektir. Bugün ülkede yoksul olma sınırı 64.595 TL'dir. Aç olma sınırı ise 19.830 TL'dir. Ve net asgari ücret ise 17.002 TL'dir. Gelecek olan asgari ücret zammı %400 artış bile olsa gelecek olan asgari ücret zammına %400 artış bile olsa bir asgari ücrete gelecek olan maksimum artış %40 civarında olacaktır. %35 40 civarında olacaktır. Ama %400 zam gelse bile yoksulluk sınırını aşamıyoruz. Anlatabildim mi? %400 zam gelse bile asgari ücrete yoksulluk sınırını ya birazcık aşabiliyoruz ya da sınırda kalıyor. Yabancı kurum ve kuruluşların özellikle IMF'in, IMF'nin Türkiye'deki asgari ücret beklentisi hakkında açıklamalar yapması bana gayet manidar gelmekte. Ama IMF'siz uygulanan bir IMF programında elbette ki IMF'nin de asgari ücret konusuna burnunu sokması tabii ki normaldir. Aylar önce sizlere asgari ücreti gelecekte olan asgari ücreti içerisinde olduğumuz enflasyon oranında değil de hedef enflasyon üzerinden verecekler dediğimde birçok kişi saçmalama öyle şey mi olur yazmışlardı bu benim beklentim değil ki. Bu onların kafasında oluşturmuş oldukları ekonomi politikasının beklentisi. Görüyoruz ki bugün konuşulan da tam olarak budur. Hedef enflasyon üzerinde bir asgari ücret zammı. IMF IMF Türkiye'de verilecek asgari ücret zammının %25 %30 aralıklarında olması beklentisini yayınladı. Fakat merak etmeyin sırf IMF bu oranı belirlediği için ya biz IMF'nin dediğimini yapacağız kardeşim diyerek IMF'in vermiş olduğu bu 25 %25 %30'luk faiz e, zammın üzerinde bir zam verecekler. Yani %35 %40 arasında bir zam vereceklerini düşünmekteyim. Burada da bir algı olacak yani. Ez cümle. Bugün bizim ülke gündemimizin asla ama asla ilk sırasında dış güçler Suriye, Orta Doğu, sınır bölgelerimiz kayyum atamaları hatta ve hatta terörü ilk sıraya taşınmamalılar. Bunların hepsi eğer gün içerisinde, hafta içerisinde, ay içerisinde gündemimizin ilk sırasına taşınıyorsa birinki orada bir gündem saptırma vardır. Halkın ekonomik gündemini değiştirmek amaçlıdır. Gördüğünüz gibi artık televizyonlardan tutun da sosyal medya, sosyal medyadan tutun da basın yayın organlarına kadar hiçbir haber programının ilk gündemi ne ekonomi ne de göçmen sorunu. Varsa yoksa siyaset, varsa yoksa farklı politikalar, varsa yoksa siyasi krizler. Ne oldu ya? Ekonomide uçuşa mı geçtik? Neden gündemin ikinci sırasında, üçüncü sırasında, beşinci sırasında, onuncu sırasında ekonomi yok? Enflasyon tekan limonhaneye mi düştü? Asgari ücret 50 bin lira mı oldu? Emekliye 25 bin lira mı veriyoruz? Niye her şey süt liman oldu? Ev kiraları 5 bin TL'ye falan mı düştü? Akaryakıt 5 liraya 10 liraya falan mı geriledi? Dolar 5 liraya mı düştü? Neden kimse ekonomiyi konuşmuyor? Tabii ki nedeni belli. İstenilen buydu. Algı bu yönde çalıştırılıyor ve bütün basın, yayın, televizyon organları da buna ayak uydurmaktalar. Ama kimse kusura bakmasın ben buradan bu kanal içerisinde ekonomiyi değerlendirmeye, ekonomiyi konuşmaya devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Bugün ekonominin, enflasyonun en ağır yükü orta ve alt sınıfa yüklenmişse çıkarılan vergiler sırf bu iki sınıfın boynunu büküyorsa, zamlar sadece bu iki kesimi etkiliyorsa ve ülke ekonomisini sadece çıkarmış olduğumuz vergiler ile düzeltmeye çalışıyorsak, bir buçuk yılı aşkın süredir görevde olan Mehmet Şimşek tek bir tane bile dış finansman bulamadıysa, tek bir tane yatırımcı çekemediyse, kusura bakmayın, ben kendisini değil başarılı bulmak eleştirmeye devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Bugün kağıt üzerinde enflasyonu %1'e bile düşürebilirsiniz. Çıkar bunun propagandasını da yaparsınız. Ama alım gücü ortadadır. Fiyat algısı ortadadır. Gördüğünüz gibi fiyatlar asla düşmeyecek demiştim. Düşmüyor artmaya da devam etmekte. Enflasyon düşse bile hiçbir kalemin fiyatı düşmeyecektir. Bunu Mehmet Şimşek kendisi de söyledi eninde sonunda değil mi? Peki bu ülkenin problemi nedir o zaman? İlk sıradaki problemi nedir? Biliyorsunuz ne olduğunu. Bir asgari ücretle sadece bir evin kirası ödeniyorsa, bu ülkenin en temel sorunu, en temel gerçeği geçim sıkıntısı ve ekonomidir. Gerisi, tekrarlıyorum, teferruattır. Siz bu benim saymış olduğum iki şıkkın arzını doldurabilirsiniz. İşte Siyasi krizleri koyabilirsiniz. Bilmiyorum ben bunu Twitter'dan paylaştığım zaman altına eğitim yazanlar olmuş, sağlık yazanlar olmuş. Yahu olabilir. Altını istediğiniz kadar doldurun. Ben en temel iki sıkıntıdan bahsetmekteyim. Diyerek diğer konularımıza geçmek isterim. S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı ve S&P Türkiye'nin kredi notunu B pozitiften BB negatife yükseltirken kredi notunun görünümünü ise durağan olarak belirledi. Biliyorsunuz geçtiğimiz Mart ayında da Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu B'den B pozitife çıkarmıştı. Fitch Eylül ayında bir kez daha Türkiye'nin kredi notunu yükselterek BB negatife kadar getirmişti. Bunlar muhteşem haberler. Gerçekten ekonomimizin toparlanabilmesi için dışarıdan bu kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu bu puanlar ileride belki bizim yatırımcı çekebilmemiz için finansman çekebilmemiz için gerçekten önemli şeyler. Fakat hepinizin aklına şu soru gelmiştir. Muratcığım madem kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu bu den arttırmakta o halde ya bir yıldır bunlar süre geliyor, devamlı not artışları gerçekleştiriliyor ama neden cebimize yansımıyor? Gibi bir soru gelmiştir aklınıza değil mi? Ya mantığıyla düşünen herkesin aklına bu soru gelir zaten. Aslında cevap çok basit. Bugün ülkemizde işte sürdürülen bu ekonomi politikası kağıt üstünde kredi derecelendirme kuruluşlarının hoşuna gidecek bir politika. Yani yüksek faiz ve sıkı para politikalarına bağlı olarak yüksek vergiler ile Halkın harcamalarını kısmak. Bunların kesinlikle işine gelir. Ve tüm bu politikalara bağlı olarak eğer kağıt üzerinde de enflasyon düşüyorsa her türlü sizin notunuzu arttırırlar. Evet tüm bu politikalar kağıt üzerinde doğru adımlardır. Hakkını yemeyeceğim. Ama sadece kağıt üzerinde ve dışarıdan bakılınca doğru adımlardır. Bu politikanın ağır yükünü halk çekmekte. Ama enflasyonu oluşturan, enflasyonun doğmasına sebebiyet veren, engel olmayan halk mıydı? O halde halk mı bunun sorumlusu? Benim de sorum sizlere bu. Cevapları biliyorsunuz. Bugün kredi derecelendirme kuruluşları istedikleri kadar pozitif değerlendirmeler yapsınlar. Ama ülkemize finansman girmedikçe, finansman sağlanmadıkça, yatırımcı doğrudan bulunamadıkça, büyük fonlar ülkemize akmadıkça, faize düşmedikçe, kredi muslukları açılmadıkça, alım gücü asla düşmeyecektir. Halk bu kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu bu pozitif notları asla cebinde hissedemeyecektir. Ha! Tabii ki bu kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yönde vermiş oldukları pozitif notların olumlu yansıyacağı noktalar da olur. Eğer içeride siyasi krizler çıkarmazsak, işte devamlı bir kayyum politikası, jeopolitik riskler, İsrail bize saldıracak gibi mesajları vermeyi kesersek bu kredi derecelendirme kuruluşların vermiş oldukları pozitif notlar borsaya yarar. Bu notlarla borsa coşmalı, borsa uçmalı, çahlanmalı artık adına ne derseniz deyin. Ama neden yükselmiyor? Neden borsa yükselmiyor bu kadar olumlu haberden sonra bile? E ben bunun da cevabını sizlere binlerce defa tekrarladım. Borsadan bile para kazanılmasını istemedikleri için borsa yükselmiyor. Eğer borsadan bugün bol para kazanırsa birikimciler ya bugün de aldığım her işse yükseldi kardeşim muhteşem gibi bir durum oluşursa piyasaya para girebilir. Piyasaya para girince ne olur? Harcamalar artar. Harcamalar artarsa ne olur? Enflasyon yükselir. Dıdısının dıdısı yani sinekten bile yağ çıkarıyorlar. Çimşek ve yerli IMF politikasının istemediği en önemli şeylerden biri de budur, harcamaların artması. Buna bağlı olarak da şu anda kimse borsadan para kazanamaz. Kazanır ama yeteri kadar değil. Fakat görüyorum ben Mehmet Şimşek'i tanıyorum. O da çok iyi biliyor. Özellikle son açıklamalarından bunu anlıyorum. Borsa artık yükselmeli çünkü neredeyse tek yabancı yatırımcı ülkemizde borsa da var. Onlar da bu şekilde kaçmaya devam ederlerse de sonuçlar ağır olabilir ki kışa girerken yan sonuçlardır bunlar. Borsa kışa girerken güçlü kalmalıdır. Zaten bugünlerde bakın faizden alınan gelir vergisi stopajını da yükselttiler. Bu da borsanın işine gelecek bir adım. Neden? Yani aslında fiilen faiz indirimi sinyalini de bir bakıma yapmış oldular. 2025 yılı ve sonrası için. E para faizden çıkarsa borsaya kayar. Bu hep böyleydi. 2-2 daha 4. Borsaya kayar, dövize kayar, altına kayar, gümüşe kayar ama... ilk sırada her zaman borsa vardır. Hal böyle olunca da bugünden çok düşmüş. Bir önceki videoyu lütfen izleyin. Lütfen bir önceki videoyu izleyin. Çok düşmüş fonları ve majör hisse senetlerini biriktirmek, orta ve uzun vade beklemek gerçekten çok mantıklıdır. Ülkemizin gündemini burada sonlandırarak artık dünyanın gözünün kulağının döndüğü tek yer olan Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine geçelim isterim. Lütfen burada anlatacaklarımı can kulağıyla dinleyiniz. Özellikle altın birikimi yapıyorsanız, özellikle gümüş birikimi yapıyorsanız, özellikle kripto para birikimi yapıyorsanız ve borsayla ilgileniyorsanız eğer Trump ve Kamala yarışı neredeyse başa baş gitmekte. Sonuçları bu saymış olduğum bütün birikim araçlarını ilgilendirir. Son incelediğim anketlerde Trump ya yarım puan önde ya da bir puan kadar önde gözükmekte. Yarın artık bu saatlerde sandıklarda katanmış olacak. Ve hiç istenmeyen olaylar tam da bu puan aralıklarında gerçekleşebilir. Sizinle şöyle 4 yıl önce seçim gecesine gidelim yani Biden Trump çekişmesine doğru gidelim isterim. Trump'ın oy sayısı hala birkaç kararsız eyalette Joe Biden'ın önündeydi hatırlayalım. Ama hal bu haldeyken bile yani o kararsız eyaletlerdeki oy sayımları devam ederken bile Trump da önde gözükürken bile ertesi gün öğlen saatlerinde 2-2.5 civarı Biden Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti ve dedi ki Kardeşim ben seçimi kazandım. Zaferini ilan etti ve bir bakıma da zafer konuşmasını yaptı. Bu konuşmadan sonra Trump o saatten sonra yani Biden'ın konuşmasından sonra sayılacak her oyun öncesindekiler gibi hileli olduğunu basın yayın organlarını açıkladı. Trump şunları söylemekteydi. Posta yoluyla gelen oyların sayımı henüz bitmedi. Kritik eyaletlerden gelen oyların neredeyse yarısı henüz sayılmadı dedi. Ve gerçekten de öyleydi. Hala seçim sandıkları sayılmaya devam etmekteydi. O videoları hatırlayın lütfen. Ve bizler de öğreniyorduk ki bu durumlardan sonra nihai sonucun ortaya çıkabilmesi için uzunca bir zaman gerekiyordu. Muneci Parti'nin yapmış olduğu itirazlarla birlikte Pensilvanya'daki sayımın tamamlanması ve Biden'ın kazananı ilan etmesi neredeyse 3 gün daha sürdü. Yani ilk açıklamadan sonra yapılan itirazlarla birlikte 3 gün daha oy sayımı sürmüştü. Fakat 3 gün sonra Biden yine kazandığını açıklamış olsa da Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin itirazları bitmek, tükenmek bilmiyordu. Neredeyse haftalarca bu tartışmalar sürdü ve sonucunda 6 Ocak'ta işte Capitol Hall'a yapılan baskınla birlikte artık her şeyi böyle karma karışık bir hal almıştı. Ardından tonlarca Trump'a dava üstüne dava, dava üstüne dava gerçekleşti. Fakat bu davalarında hiçbirinden maalesef ki Trump bir çıkar sağlayamadı. Hepsi Trump aleyhine gerçekleşti ve o süre boyunca Amerikan seçimler tarihinde görülmemiş çok büyük kargaşalar yaşadık. Hep birlikte buradan ben de videolar yaptım. Sizler de izlediğiniz TV karşısından sosyal medyadan zaten. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde tek gündem ve tek başlık şu. Başka bir çekişmeli seçime mi gidiyoruz yoksa daha kötüsüne mi hazırlanmalıyız? Yani tarih kendini tekrardan mı tekrar edecek? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anayasa hukukçularına göre bu seçimin iki gün sonrasında eğer fark %1'in üzerinde olmazsa yani Trump veya Kamala farkla kazanmazsa her iki tarafta da büyük krizler yaratabilir ve hiç istenmeyen sonuçlar ortaya çıkması muhtemeldir deniyor. İlk olasılık Kamala Harris'in kazanan ilan edilmesi durumunda zaferinin onaylanmasını engellemek için Cumhuriyetçi Parti yasal ve bilgi kirliliği savaşını tetikleyecektir. Hem yasal yollardan başvuracaklar seçimin kazananının ilan edilmemesi için hem de sosyal medyadan bilgi kirlilikleri yayılacaktır deniyor. Sadece Harris'in 7 salıncak eyaletten en az 5'ine net kazanması olası olayları önleyebilir. Harris eğer küçük bir farkla kazanırsa 6 Ocak günü 2000 20'nin 6 Ocak günü yaşanılanların tekrarlanması da muhtemeldir. Çünkü bugünlerde bile internete düşen birçok videoda elektronik oy verme işlemlerinde aksaklıklar yaşanmasına, Trump'a verilen oyların harise gözükmesi gibi videolar halkta çok büyük bir kin yarattı. Hatta bu kin ve nefret sosyal medyada o kadar büyük etkiler yaratmakta ki milyonlarca defa izlenmekte. Fakat ne olursa olsun Harris küçük bir oy ile kazansa bile Biden dünkü yapmış olduğu açıklamada şiddete asla müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti. Ne demeye çalışıyor? Biz bir farklı bile kazanmış olsak eğer bir şiddet olayı yaşanırsa biz bunu bastırırız demeye çalışıyor. Hepimiz biliyoruz ki şunu hepimiz biliyoruz ki Harris büroyla veya yarım puanla kazansa bile büyük olaylar çıkabilir. Çünkü net bir kazanan olmayacaktır. Trump ve Harris çoğu kritik eyalette birbirinden neredeyse böyle ondalık farklarla ayrılmakta. Kimi eyaletlerde işte 5 oy fazla, kimi eyaletlerde 50 oy fazla, kimi eyaletlerde 40 oy eksik gibi böyle 50-50 ilerlemekte seçim. Unutulmasın ki bir önceki seçimde Biden Trump'tan 6 milyon fazla oy aldı. Seçim kurulunu da 306'ya 232'lik bir farkla kazandı. Buna rağmen bile Arizona oylarının sayılması 9 gün sürdü. Georgia'da ise 16 gün sürdü. Ve Biden yani o gün sözde zafer kazanmış olsa dahi 6 milyon fark bile olayların çıkmasına engel olamadı. İşte bu senede Oylar eğer bu kadar ince farklarla ilerlerse bu seçim süreci, seçim atmosferi uzayabilir. Uzadıkça da gerginleşebilir. Yarım puandan fazla bir fark birkaç eyalette otomatik bazı sayımların tekrarlanmasına bile sebebiyet verebilir. İtirazlar gelir ya yarım puanlık fark mı olur kardeşim denir ve tekrar sayımlar yapılır. Ve bu da günler haftalar da sürebilir. Ve böylelikle Trump'a yakın bugünlerde internette dolaşan bu bazı gruplar ve çeteler oluşturmuş oldukları Cumhuriyetçi Ulusal Komite ile birlikte bugünden başlamak üzere birçok olaya sebebiyet verebilirler. Ve zaten bugüne kadar yüzden fazla davayı açtılar bile. Yani cumhuriyetçiler bu defa daha organize gözükmekteler. Ha, sokak olayları çıkmasa bile hukuki açıdan seçimi baltalamak, seçimi engellemek adına itirazlar süreci başlayabilir hukukçular tarafından. Diğer senaryoda ise Trump'ın zaferi durumunda yemin etmesinin ertesi gününden 21 Ocak'a kadar uzunca bir süre var. Yani yarın seçimi kazansa bile 21 Ocak'ta başkanlığını ilan edebilir. Yani 6 Kasım 21 Ocak arası bayağı uzun bir süre. Ve bu süre zarfında anayasa uzmanları Harris'in Trump'ın zaferini bozmak için çok fazla çaba sarf edeceği yönünde haberler yazmaktalar. Velhasıl kelam 4 yıl öncesine nazaran daha büyük bir korku var. Çünkü 4 yıl önce neler olabileceğini pek fazla kimse kestiremiyordu. Şimdi herkes bir şeylerin olabileceğini kestirdiği için korku daha da büyük yayılmakta. Ve sosyal medyada bir dezenformasyon çılgınlığı yaşanıyor. E bu çılgınlık Elon Musk üzerinden dönüyor. Elon Musk en azılı cumhuriyetçilerden biri ve Trump'a en yakın iş insanı. Bir bakıma Trump'ın sağ kolu gibi davranıyor. Elbette ki Elon Musk'ın elinin altında devasa bir sosyal medya ağı var. Neredeyse her paylaşımı milyonlarca Amerikalı'nın önüne düşüyor. Ve milyarlarca Twitter kullanıcısının önüne düşmekte. Örneğin bakın bugün dezenformasyon çılgınlığının sonucu olarak Seçimlerde olan sı olası bir Trump'ın zaferini gölgelemek özel milisleri ortaya çıkartabilir beklentisi bile yayılıyor. Çünkü bugün şu saatlerde bile oy pusulası doldurma videoları, işte gerek yapay zeka tarafından oluşturulmuş videolar, gerekse deep fake videoları veya oy verme merkezindeki hileli videolar internette dolup taşmakta. Bu dezenformasyonun çoğu Elon Musk'ın yönetmiş olduğu, sahibi olduğu işte Twitter tarafından X tarafından yayılmakta iyi şekilde şunu anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki iki gün içerisinde hiç beklenmedik, hiç tahmin edilemedik, hiç olasılık vermediğimiz durumları ve olayları yaşayabiliriz. Seçimleri kimin kazanabilmesi tüm bu olayların gölgesinde bilmek gerçekten güç. Ama Adaylardan birinin farklı kazanamaması durumunda bu olayların patlak vereceği neredeyse aşikar. Hani kim kazanırsa kazansın 1-1,5 puanla falan kazanması gerekiyor. Ben şahsen hala Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama unutmayın ki benim düşüncem sadece bu. Bugüne kadar sizlere anlatmış olduğum birçok şeyin ne kadar doğru olduğunu, Amerikan müesses nizamının Trump'ı istemediğine, neden istemediğine, neden derin devletin Trump karşıtı olduğunu tonlarca defa videolarda anlattım. Biz gibi bu piyasaları yakından takip eden insanlar için Trump'ın gelmesi çok 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 karlı bir 4 yıl yaşayacağımız anlamına gelir. Ondan dolayı aslında bakılırsa ben Trump'ı destekliyorum. Yoksa görüyorum yani şu yönde eleştiriler var bana karşı. Aman sen de Trump'ı ne çok seviyorsun gibi. Arkadaşlar Trump benim babamın oğlu değil. Bir önceki seçimde Trump'a yapılanları Az çok biliyorum, az çok gördüm, sizlerle paylaştım, bir sürü video yaptım. Birazcık haksızlığa karşı duran bir taraftayım. Aslına bakılırsa ben daha çok demokratım. Fakat Trump'ın gelmesini istiyorum. Çünkü Trump reisin ilk döneminde nedenli kazandığımızı biliyoruz. Ben buradan Trump'ın ilk döneminde her günü video yapmaktaydım. Trump piyasayı sever. Piyasada Trump'ı sever. Yani win ve win meselesi. Tamamıyla duygusal da diyebilirsiniz. <laughs> Şimdi olacaklar ve olabilecekleri az çok anlattım ee, ve anladığınızı düşünmekteyim. Eğer olası bir kriz tetiklenirse altın ve gümüş gibi güvenli birikim araçları bir anda yukarı yönlü patlayabilir. Hatırlayın 4 yıl önceki karmaşayı ve altının ve gümüşün nedenle sıçradığını. Ve olası Trump'ın gelişiyle birlikte en çok kazandıran yine altın yine gümüş olacaktır. Ve olası olayların patlaması istenmeyen sonuçların çıkması demek... Amerikan borsaları başta olmak üzere birçok borsayı olumsuz etkiler dikkatli olmakta fayda var. Altını ve gümüşü olumsuz olaylar, ateşler daha da yükselmesine sebebiyet verir ama olumsuz olaylar borsalarında düşmesine sebebiyet verebilir. Ama ortada bir sorun olmazsa elbette ki borsalar pozitif etkilenir, yükselmeye de devam eder. Olası olayların patlaması kripto paralar üzerinde bence büyük etki yaratmaz. Ama olası düşüşlerde görmek muhtemeldir. Derin düşüşler beklemiyorum. Fakat Trump'ın büyük kazanması, Trump'ın farklı kazanması demek kripto paralarda rally anlamına gelir, borsalarda rally anlamına gelir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi videoyu daha fazla uzatmayayım. Bence çok faydalı bir video oldu bu video. Herkesin aklındaki sorulara cevaplar bulmaya çalıştık. Bu seçim süresince seçim atmosferine sık sık karşınızda olmayı planlıyorum. Hatta bu gece bir şey olsun bu gece de karşınızda olurum. Her gün video yapmayı planlıyorum seçim süresince. Lütfen bildirimleri açık tutalım. Lütfen videoları kaçırmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Çıkmadan önce videolara beğen atmayı ve dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bay bay.